Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bol çiçekli günler diliyorum. Eğer kanalımızı bu videomuz ile keşfettiyseniz ilk önce hepiniz tabii ki hoş geldiniz. Kanalımıza ücretsiz abone olarak zil butonunu da aktif hale getirdiğinizde paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bizleri desteklemek adına da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol çiçekli günler dileyerek bugünkü videomuzun konusuna geçmek istiyorum. Çiçeklerde siyah küçük sineklerin oluşması ve bunların devamlı saksı etrafında dolaşması çok yaygın bir problem. Bugün bununla ilgili konuşacağız. Sonrasında doğal bir yöntem ile bu sineklerden çiçeklerimizi arındırmaya çalışacağız arkadaşlar. Birkaç tane çiçeğimi seçtim bunun için. Bu arada hemen şöyle bir önceki videomuzda küllenme hastalığına yakalanan kalonşa çiçeğimiz vardı bunu tedavi etmiştik şöyle e, gelişatını göstermek istiyorum şu kısımlarda e, hafif hafif yeniden e, küllenme devam ediyor O yüzden tedaviyi tekrar edeceğim arkadaşlar Eğer sizlerinde öyle bir problemi var ise gün içerisinde e, uygulamış olduğumuz tedaviyi yenileyebilirsiniz e, bir diğer çiçeğimi göstermek istiyorum kalonşa çiçeğimiz bunu da budamıştık. Yeniden çiçeklenme meydana geldi. onu da göstermek istiyorum. Yine bu güzel çiçeğimizi de gösterelim. Bu da tamamıyla açtı. Artık solmaya bile başlıyor diyebilirim. Yine diğer begonyamız. Tabii bunu kedilerim yemiş arkadaşlar. Bakın şöyle şuralarda diş izi var. Yine bir diğer çilli begonyamızı da göstermek istiyorum. Bunun için de bol çiçek açması, canlı canlı yaprak elde etmeniz için kanalımızda kür uygulaması yapmıştık. Şöyle geliş hatını göstermek adına yakından da tutmak istiyorum. Bakın şöyle çiçeklerimiz mevcut. Bu arada büyümeye de devam ediyor. Şöyle göstermek istiyorum. Maşallah derseniz bu arada zaman zaman çiçeklerime nazar değdiğini düşünüyorum. Üzüm salkımı şeklinde bir taraftan da sürekli düşüyor çiçekleri kurudukça düşüyor arkadaşlar çiçeklerinizin takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız yapmış olduğumuz kürleri uygulayabilirsiniz ama çok fazla kür uygulaması yapmıyoruz kesinlikle Çünkü çok fazla kür uygulaması da maalesef ki sineklenmeye yol açacaktır çiçeklerimizin saksıların etrafındaki minik minik siyah e, sineklerinin oluşumunun temelinde genellikle kullanılan toprağın e, kalitesiz ve e, sulama periyodunun düzgün olmayışı e, yer almaktadır. Eğer bu ikisinde de problem yok ise yani kullandığınız toprak kaliteli e, sulama periyodunu da düzgün yapıyor iseniz bu sefer e, doğal olmayan ve doğal olan yöntemler ile bu sineklerden kurtulabilirsiniz. Ben bugün sizlere iki tane doğal yöntem e, uygulayacağım arkadaşlar Sizler de uygulayabilirsiniz en son çare doğal olmayan ilaçları bu markette satılan ya da eczanelerde satılan fıs fıs şeklinde ilaçları kullanabilirsiniz. O en sonki çare olarak onu da düşünebilirsiniz. Kürümüzü uygulamaya geçmeden önce ilk etapta şunları söylemek istiyorum. Çiçeklerde küçük sinekler neden oluşur? Çiçeklerinizi aşırı ve sık suluyor olabilirsiniz. Bunları kontrol edin arkadaşlar söylediklerimi. Toprağınız kalitesiz olabilir. İlk etapta bunları değiştiriyoruz. Eğer sineklenme olduysa en başta toprağı değiştiriyoruz ve sulama periyodunu düzenli hale getiriyoruz. İnternetten araştırabilirsiniz. Yine bizim geriye dönük paylaştığımız çiçekler hakkında bilgiler, videolar var. Onlara bakabilirsiniz. Nasıl sulanması gerekiyor? Ne sıklıkta sulanması gerekiyor? Onları araştırabilirsiniz. Yanlış kürler uyguluyor olabilirsiniz. Kürleri fazla uyguluyor da olabilirsiniz. Çünkü kürler de çok fazla yaptığınız takdirde ben her kürü uygularken bunu yineliyorum. Çok fazla kür yaptığınız çiçeğinizi çok çabuk geliştirecek, çok fazla çiçek açacak anlamı taşımıyor. En başta doğru bakım, doğru konum, güneşi sulaması sonra destekleme amaçlı kürleri veriyoruz biz. Bunu her zaman sürekli söylüyorum. Ve tabii ki çiçeklerinizin bulunduğu ortamı... Düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde havalandırmıyor iseniz, bu da sineklenmeye yol açacaktır arkadaşlar. İlk etapta bunlara dikkat ediyoruz. Sonra sineklenmenin önüne geçmek için de en başta doğal yöntemleri deniyoruz. Bunun için ben bugün iki tane yöntem kullanacağım ama daha farklı yöntemler var. Yine onları ara ara başka şekilde video hazırlayıp sizlerle paylaşacağım. Bugün şöyle elimde hepinizin evinde olan karbonat vardır ve e, şu şekilde de tarçın, çubuk tarçın veya toz tarçın hiç fark etmez. Hangisini kullanmak istiyorsanız her ikisini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha farklı yöntemler var dediğim gibi ben onları başka videolarımızda tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle kaşığımı aldım, şöyle birazcık doldurdum saksımın dibine şu şekilde serpiyorum. Toz tarçın da kullanabilirsiniz dediğim gibi. Yine şöyle elimde çubuk tarçınım var. Bunu ikiye bölebilirsem bu bayağı uzun çünkü. Evet bunu da saksının ikiye kırıp saksının diplerine şöyle birkaç tane olabilir toprağa gömebilirsiniz. Poz tarçını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu işlemler fayda etmez ise o zaman da daha farklı yine yöntemler ile karşımıza geleceğim daha böyle ağır kokuları içeren yine doğal, çabucak ulaşabileceğiniz, hepinizin evinde olan ürünleri kullanarak doğal kürler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tarçın yoğun bir kokusu olan baharat olduğu için hem de bitkilerinize zarar vermeden doğal yöntem ile hem bitki diplerinde, çiçeklerin üzerinde hem de evinizde oluşabilen sinekleri de yok etmek için etkili bir doğal çözüm arkadaşlar hepiniz rahatlıkla kullanabilirsiniz deneyebilirsiniz aynı zamanda karbonatı da bitki diplerine döktük rahatlıkla dökebilirsiniz yine o da doğal bir yöntem çiçek diplerinin temizliğine de o şekilde yapabilirsiniz her ikisini de kullanabilirsiniz bir sakse birazcık karbonat birazcık tarçın da serpebilirsiniz Begonya, sardunya, ortanca, papatya gibi bitkileri, zambak gibi bitkileri sulamadan önce sulama suyuna karbonat da dökebilirsiniz arkadaşlar. Karbonatı bitki temizliğinde de kullanıyoruz. Bitkinin güçlenmesi için de kullanıyoruz. Her iki yöntem de çok çok doğal. Hepinizin rahatlıkla ulaşabileceği bir yöntem. Yine bizleri takipte kalmayı unutmayın. Daha farklı yöntemler ile gelmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Gününüz güzel geçsin. Çiçekli günleriniz çok olsun. Bol çiçekli günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.